Dündar Bey, sizin bir işiniz yok muydu ya? Olsa ne yazar, hiç mühim değil. Sizin bu spesiyel neymiş, ben çok merak ediyorum. Ya Dündar Bey, ben size bu yemeği yapacağım dedim ama şimdi çok uzun sürer onu yapmak. Acaba şey mi yapsak, yani ben yapacağım gün size haber mi versem? Tabii olur, bana uyar. Siz yorulacaksanız ben... Benim yardımcılarımdan birini gönderebilirim. Aa, yok yok yok, hiç gerek yok. Aramayın boşuna, ben kendim hallederim. Böyle ödüllere konulan bir yemek yapacak kadar hamarat olmanıza da şaşırdım. Böyle çok hamaratlık gerektiren bir yemek de değil. Yani görünce anlayacaksınız. Çok da mütevazisiniz. Yani öyleyim demek isterdim ama gerçeği söylüyorum. Ya bu arada şey, size zahmet olmasa beni Etiler'e bırakabilir misiniz? Ne zahmeti canım, teessüf ederim. İsterseniz evinize de bırakabiliriz. Ha, yok yok, gerek yok. Yani şey, ben evde birkaç değişiklik yapacağım da mobilyalarım hazırlanmış. Onları gidip bir göreceğim. Tabii. Zeynep Hanım'ı Etiler'e bırakacağız. Hemen abi. Sabah erkenden başlarız, akşam üstünde biter. Hah, tamam, çünkü ona göre mobilyalar gelecek. Merak etme abla. Teşekkür ederim, iyi günler. İyi günler. Ne iş? Boya badana. Sen iyi misin Karda? Değilim, iyi değilim. Ne oldu be? Bir de soruyor musun utanmadan? Yok yemekmiş, yok hediyeymiş, ne bu? Nerede senin o kankan? Partide mi hala? Sen Cano'yu diyorsun. Olanlardan haberin yok galiba. Yo, ne oldu? Ya... Caner'in yeğeni kaza geçirmiş. Ne? Erim mi? Evet, sorma. Ne diyorsun ya? E, ne olmuş? İyi miymiş peki? Ya bilmiyorum ki. Ya öğrenemedim. Bir anda fırladı gitti. Ya dur, ben bir Yıldız'ı arayayım o zaman. Dur. Tamam, ara. Alo. Ha, ablacığım ne oldu? Ay Zeynep, ne olmadı ki? Şey, Erim nasıl, iyi mi? Erim iyi. Ya ben sana uğrayayım mı müsaade, evde misin? Evdeyim, gel. Gel hadi. Geliyorum. Abla. Zeyno. Neler oldu neler? Ne oldu? Geç. Senin burada ne işin var? Allah Allah. Kızım, komşuyuz biz, komşu. Tamam, bizim konuşacaklarımız var. Hadi evine. Tamam. Erime ne oldu, onu söyle bari. Erim iyi ama arabayı kaçırıp bir kadına çarptı. Ne diyorsun ya? Allah'tan kadın sadece kolunda bir kırıkla atlattı. Ay, saatlerdir karakollardayız. Cana da orada mı? Orada. Yılan Gözlü ablasının yanında. Hadi git sen evine. Ya tamam, tamam. Pardon. Hadi görüşürüz. Kaçtım ben. Çay koyayım mı sana? İstemiyorum çay falan. Ablacığım, ağlama. Ya niye ağlıyorsun? Mahvoldunuz hepiniz, çok üzüldünüz değil mi? Yani ama bu çocuğun da böyle olacağı belliydi. Annesi babası yüzünden çok bocalıyordu. Neyse bak, bir şey olmamış. Ucuz atlatmış yine kadına, hiçbir şey olmamış. Kemal evleniyor. Ne? Evet. Kiminle? Zehra'yla. Ne diyorsun ya? Kendi gözlerimle gördüm Zeynep. Halit de yanlarındaydı. Yıldız, böyle bir şey nasıl olabilir? Ben Halit'i merak ettim, takip ettim. Bir gittim, nikah masasındalar. Yani senden niye gizlemişler ki böyle bir şeyi? Bilmiyorum ki, herkesten gizlemişler. Ya ben zaten şok oldum, ne olduğunu da anlamadım. Sonra Erim'le ilgili telefon gelince herkes apar topar çıktı. Nikah kıyılamadan gittik evden. Yıldız, bir şey söyleyeceğim. Sen Kemal için mi ağlıyorsun? Evet. Ya bana bunu nasıl yapar Zeynep? Ablacığım, siz 5 yıl önce ayrıldınız. Sen üstüne bir de evlendin. Hala da evlisin farkındaysan. Fark etmez. O bana inat olsun diye yapıyor bunu. Ya Yıldız, saçmalama. Niye sevgiliymişsiniz gibi konuşuyorsun hala? Yani tamam, Zehra ile evlenmesinde bir kasıt var belli de. Eninde sonunda biriyle evlenecekti bu da. Her şey bambaşka da olabilirdi Zeynep. Yani nesi bambaşka olacaktı? Olabilirdi, bambaşka olabilirdi. Yıldız, sen hala Kemal'e mi aşıksın? Ha? Yoo. Değilim. Ya niye ağlıyorsun o zaman? Bırak, ne yapıyorsa yapsın. Sen üzülme onun için. Ya onunla evlenmesin.
Ay ne diyeceğimi bilemiyorum gerçekten artık Yıldız. Yani inşallah vazgeçer. Ortalık bir durulsun, ben konuşacağım onunla. Defol git hayatımdan, pislik diyeceğim. Tamam ağlama. Halit nasıl izin verdi ki böyle bir şeye? Ay bilmiyorum, onu da anlamadım ya. Kafayı yedirtecek bu hale bana. Ya tamam ağlama ablacığım ya. Üzülüyorum bak. Ben de mi ağlayayım seninle illa? Valla sen de ağla. Ben bugün Alihan'ı gördüm onlarla. Biz Ender'le nikahına sahte kağıt üstünde falan dedik ama Erim'i de almışlar yanlarına. Bir odaya kapanmışlar aile gibi. Ona da ayrı sinirim bozuldu. Bir uğursuzluk var senle bende Zeynep. Bir türlü düzelmiyor olaylar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.